Merhabalar, bu ses kaydımdan Yeliz Hanım'ın son enkarnesinde yaşadığı karmayı anlatacağım. Aslında bunu Yeliz Hanım'ın kendisine anlatacaktım. Sonra diğerleri de insanlar da faydalansın diye bunu YouTube'a koymaya karar verdim. Bunu aslında derin alan bakımında gördüm ben. Derin alan bakımında hani bahsettiğim son enkarneye bakıyorum. Yalnız derin alan bakımında buna bakarken Yeliz Hanım'ın iki enkarnesine baktım, bunu söyleyeyim. Bu hani kendiliğinden gelen bir bilgi oldu. İki enkarnesine bakmam. Bir de kadın parayla ilgili çok büyük sorun yaşıyor. Onu söyleyeyim. Parayla ilgili çok büyük bir sorun yaşadığı için de bunu ayrı bir hani değerlendirmek istedim. Son enkarnede ne yaşamış böyle olmuş diye düşündüm. Ondan sonra tabii enkarneye nasıl bakıyorum bunu söyleyeyim. Spatyuma astral seyahat yaparak gidiyorum. Bunu Akaşik Kayıtlar Mucizesi 1 ve 2 kitaplarımda anlattım. Ve orada izin alarak önceki enkarnesine bakıyorum. Tamam. Şimdi Yeliz Hanım'ı anlatır gibi anlatacağım. Çünkü zaten buradaki ilk maksat Yeliz Hanım'ın bundan yararlanması. Şimdi Yeliz Hanım'ın bu hayatta parayla ilgili çok büyük problemleri var. Bu hayatta dolandırılmış falan filan. İşte yalancı insanları hiç sevmiyor. Düzgün bir hayatı var. Güzel bir insan. Şimdiki hayatında çok güzel bir insan. Allah güzellikler nasip etsin. Şimdi Yeliz Hanım, önceki enkarnede savaşta ölmüşsün. Bundan önceki enkarnede. Bu bir para blokajı yaratmış. Önceki enkarneye dayanıyor bu. Para blokajı. Savaşta çok açlık çekmişsin. Burayı çok güzel anlatacağım. Burası çok önemli. Paranın bana gelmeyeceği bilinci oluşmuş. Tamam? Para bana gelmez. Para beni bulmaz. Para benden uzaktır. Para gelse de beni bulmaz zaten. Tamam? Ben böyle hep açlık çekerim. Yani yoksulluk çekerim. Yoksulluk bilinci oluşmuş. Bu bir karma. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu daha önceki derin alan bakımının yorumlarında da gelen bir soruydu. Burada yeri gelmişken hemen anlatayım. Karma iki şekilde oluşuyor. Bu çok önemli. Burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Karma iki şekilde oluşuyor. Bir, etme bulma dünyası. Mesela kötülük edersin, kötülük bulursun. Bu yaşamda ya da başka bir yaşamda başımıza kötülük gelir, tamam mı? Yani birisinin kafasını kırarsan başka bir yaşamda birisi gelir senin kafana bir şey atarsa ve kafan kırılırsa bu bir karmadır. Tamam. Ektiğini biçme. Bu kısmı zaten biliyoruz. Burası herkesin bildiği konu. Şimdi karmada asıl bilinmeyen kısma gelelim. Tamam. Karmada bir de ikinci kısım kendi kendimize karma oluşturmak gibi bir şey var. O nasıl? Mesela şimdi burada insan bir acı yaşıyor. O acıyı yaşıyor ya. Sonra onu o kadar çok hissediyor, o kadar çok içselleştiriyor ki diyor ki ben bu acıyı hep yaşarım. Bu acı benim kaderim. Bu acıdan ben kaçamam. Yine başıma gelecek. Böyle bir bilinç oluşuyor. Böyle bir inanç oluşuyor. Böyle bir bilinçaltı kodlama, bilinçaltı düşünce. Tamam mı? Bunu bilinçli halimiz bilmiyor olabilir ama bilinçaltımız bunu biliyor. Bu konudan, tam da bu konudan Akashic Kayıtlar Mucizesi 2 kitabımda bahsettim. Hatta oradaki Aylin karakterinin karması tam da buna benziyordu. Aylin'in karmaları hep kendinin oluşturduğu karmalar. Çünkü orada Aylin karmaları parantez içinde çok iyi bir kadın. Ama kendi bilinci hep önceki hayatlarda yaşadığı negatif durumları tekrar kendisine çekmiş. Kendi kendine kötülük, başkasına kötülük yaptığı için mi çekmiş? Yok, hayır. Aynı kötülükleri başkası ona yapacak diye bir bilinç oluşmuş. Bu karma. Şimdi gelelim bakalım bu Yeliz Hanım nasıl bunu kendine çekmiş, ona bakalım. Şimdi Yeliz Hanımcığım, sen önceki hayatta savaşta ölmüşsün ya. Savaş sırasında uzun süren bir savaş. Bu savaş sırasında ben bunun Birinci Dünya Savaşı'nın olduğunu gördüm. Görüyor musunuz? Bak, insanlar enkarnelerle ne kadar büyük acılar çekiyor. Şimdiki hayatta çok güçlü bir kadın. Bundan da bahsedeyim az sonra. Şimdi savaşta öldüğün için zaten büyük bir sorun bu. Bu dünyaya bağlanma problemi yaşıyorsun. Bu da ayrı bir karma. Bunu da az sonra anlatayım.
Güzelce değinelim. Şimdi sen savaşta büyük bir açlık, uzun süren bir yokluk. Yani hani uzun saatler aç kalmışsın ve ne bulursan yemişsin. Zor dönemler. Vallahi biz şu yaşadığımız dönemde şanslıyız. Ben onu diyeyim. Allah daha iyisini nasip etsin hepimiz için. Güzellikler nasip etsin. Şimdi o dönemde o kadar çok aç kaldığın için savaşın zor dönemlerinde ben seni bir ormanda acılar içinde çok uzun yıllar kaldığını gördüm. Tabii savaşırken. Bu savaşta erkektin. Bundan önceki sonraki bir enkarnene daha baktım. Onunla da erkek olduğunu gördüm. Şimdi bu savaşta sen uzun yıllar aç kaldığın için tabii ki uzun saatler aç kalıyorsun. Bir şey buluyorsun, yiyorsun ama kıt. Her şey kıt. Tamam mı? Uzun saatler aç kalıyorsun. Zaten belli bir müddet aç kalırsan ölürsün. Hani o ölümünün sebebi açlık olmamış ama çok çok aç kalmışsın, bir şey bulmuşsun, yemişsin, uzun saatler aç kalmışsın. Tabii ki fakir bir aileden de gelmişsin, savaşa katılan bir aile olarak fakir bir ailen varmış. Şimdi şöyle diyeyim, bundan dolayı sen de çok büyük bir şekilde açlık bilinci oluşmuş. Tabii ki şimdi bu hayatta, bu enkarnede içinde bulunduğun yaşamda aç değilsin. Doğru düzgün bir mesleğin, işin gücün de var. Fakat para blokajın nedeniyle borcun çok ya. Aslında bu borcunun sebebi sensin. Nasıl? Ben burada güzel bir yardım edeceğim sana. Çok güzel yardım edeceğim, çok rahatlayacaksın. Bak şimdi para blokajının sebebi sensin ya. Bu sebep nedeniyle İlk önce bunu fark ettim. Fark etmen çok önemli bir şey. Fark ettiğin noktada zaten karma kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Büyük bir kısmı da bitiyor. Bunu ben yine kitaplarımda anlattım nedenlerini. Bir çözülme söz konusu oluyor. Lütfen bunu dinlediğinde su iç ve bugün dinlen. Mideye vurabilir. Karma çözülürken mide ağrısı, mide bulantısı olabilir. Ama iyidir. Bazıları da ağlamaya başlıyor. Olabilir. O bile olsa bugün ağlarsan çözülmedir. Bunu çok önemsemiyorum. Önemli olan bundan sonraki günlerde senin şifalanman ve para blokajının çözülmesi. Bu bilinç, bilinçaltı negatif kodlaman parayla ilgili. Para beni bulmaz. Ben hep parasız yaşarım. Yoksulluk benim kaderimdir. Borç zaten benim için doğaldır. Bunun gibi düşünceleri bundan önce savaşta uzun süre yokluk çektiğin için kazanmışsın. Bu bir karma. Tamam. İnanç. Böyle bir inanca sahip olmuşsun. Bu inancın nasıl ortaya çıktığını söyledim. Bu da bir karmadır. Karma illa birine bir şey yaptığımızda başımıza gelmez. Böyle negatif düşüncelerle de başımıza geliyor. Gelelim. Asıl yaşamını zorluğa sokan başka bir enkarneni ben buna da baktım. Yani iki enkarnene bakmış oldum. Bundan önceki yaşamda sonraki yaşamda yani iki önceki yaşamda ne yazık ki soyguncu, dolandırıcı bir erkek olduğunu gördüm. Bu çok büyük bir para blokajı getirmiş. Bununla birlikte kendimizi affedeceğiz. Ben senin hala o yaşamla alakalı kendini affetmediğini gördüm. Affedeceksin. Hoponopono yapacaksın. Affetme ses dosyamı dinle. Sakın ben bunları söyledim diye ay ben neler yapmışım aman Allah'ım olamaz böyle bir şey falan filan ne kadar kötü bir insanmışım nasıl yapmışım bunlara gerek yok hiç gerek yok böyle düşünme niye yani olabilir melekli, melek değiliz kanatlı varlıklar değiliz zaten öyle olsak burada ne işimiz var ayrıca sen bu yaşamda gayet güzel nefis güzel kalpli bir insansın o bilinçte değilsin şimdi soyguncu musun hayır değilsin. Şimdi düzgün bir insansın. Hatta yalancılık bile seni ne kadar irite ediyor, rahatsız ediyor, değil mi? Demek ki bu bölümünü, ruhunun burasını şifalandırmışsın. Zaten başımıza gelen her şey bizi şifalandırmak içindir, ruhumuzu geliştirmek içindir. Erdemlilik makamında ilerlememiz içindir. Olabilir, olabilir. İnsanlar neler yapıyor? Olabilir.
Yani bunu düşün, şöyle düşünme. Ben kötü şeyler yapmışım, ben kötü biriyim. Nasıl böyle bir şey yaparım? Kendimi affetmeyeceğim. Bu düşünce çok saçma. Sakın. Tamam? Bunlar önceki hayatta yaptığın şeyler. Bu hayatta böyle bir şey yapmadın. Bu hayatta çok güzel bir insansın. Kalbin çok güzel. Ben senin kalbinin güzelliğini gördüm zaten. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. İnşallah duanla ve çalışmanla, sebatla, iradenle, kararlılığınla Allah yolunu açacak ve duanı da kabul edecek. En kısa sürede sana izin gelecek. Güzelce anlatayım. Burada sen şimdi iki yaşamda erkek olduğun için çok fazla sorumluluk almışsın. Tabii kadınlar da çok fazla sorumluluk alıyor ama eril enerjin daha baskın bu hayatta. Bu eril enerji nedir? Ben şurada bir anlatayım. İnşallah bir ses kaydında eril dişi ses dosyası da yaparım. Çünkü karmanın arasına bu ses dosyasında minik bahsedeceğim bundan. Şimdi kadın almaktır enerji olarak, erkek vermektir enerji olarak bahsediyorum. Ben cinsiyet olarak bahsetmiyorum. Dolayısıyla sen birçok yaşamda erkek olduğun için neyi evrene veriyorsun? Ben veririm. Tamam. Dolayısıyla bu iki yaşamda da birisinde ne olmuş? Birinde soyguncu olduğun için, dolandırdığın için, diğerinde de para blokajını kendini çektiğin için, yokluk içinde, açlık içinde geçen bir savaşta geçen bir ömürden dolayı toplamışsın, gelmişsin bu hayata para blokajını. Bu para blokajı için evvela kendini bilmek, kendi öz saygını korumak, egodan kurtulmak. Dikkat, dikkat, dikkat. Buraya üç nokta. Tamam. Ego varsa her şey sarpa sarar, düğüm olur. Kafamızı duvara duvara toslarız toslarız. Başımıza gelmeyen kalmaz. Tamam mı? Bunu bir halletmek lazım. Yani bu izin verilmemesi konusu var ya, egonu hallet. Tamam. Ego biterse izin verilir. Yani ben senin bir kardeşinim, muhakkak senin iyiliğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ne görüyorsam söylemek zorundayım. Başka bir şey görseydim onu da söylemek zorundaydım. Ondan sonra bunu hallet oldu mu? Ondan sonra bunu halledersen çok güzel bir izin verilir. En kısa zamanda da izin çıkar. Şayet affetmek, kendini affedeceksin. Egonu yeneceksin. Bol dua edeceksin. Duanı Türkçe yap. Ondan sonra biriyle konuşur gibi, arkadaşınla konuşur gibi Allah'a dua et. Allah'a içini aç. Allah'a kalbini aç. Yani benim tavsiyem günde bir saat dua et. Nasıl dua edeyim deme. Sen arkadaşınla nasıl konuşuyorsun? Allah'la konuş. Allah'la irtibatımızın çok kuvvetli olması lazım. Allah bizim elimizden tutandır. Bu hayatı düzeltecek olan ben değilim. Sen de değilsin. Başkası da değil. Bir aracı da değil. Bu hayatı düzeltecek olan sadece Allah. Şifanı benden de bekleme. Ben aracıyım. Asla. Allah'tan bekleyeceksin. Her zaman. Allah'la bağımız çok kuvvetli olacak. Bu bağı çok kuvvetlendireceksin. Tamam mı? Bu bağı çok kuvvetlendirirsen haftaya da izin çıkabilir. Bu Yeliz Hanım'a izin verilmedi. Derin alan bakımının aşamalarına izin verilmeyenlerden olabilir, olabilir. Onda sorun yok. Ben inanıyorum izin çıkacaktır ona. Ondan sonra yapılmasına izin verilmedi. Yani aşamaların yapılmasına izin verilmedi. Ama çok dua ederse izin verilecektir, olacaktır. Ben inanıyorum. Sadece öfkeni kontrol et. Ondan sonra insanlara kızgınlığını kontrol et. Bak burada büyük bir blokaj var. Önceki yaşamlarda Allah nasip eder bir gün sana akışık kayıtlar bakarsam kim bilir neler neler çıkacak. Şu anda öyle bir zamanım yok ama niyet edelim olsun. İlk etapta sözleşme ve yaşam amacına baksak daha iyi olur. Önemli olan önceki enkarnede savaşta ölmüşsün ve bu savaşta çok yokluk çekmişsin. Bu yokluk bilinci oluşmuş. Senin içinde ben sahip olamam enerjisi var. Ben sahip olamam enerjisi. Ben hep zorluklarla elde ederim enerjisi. Tamam mı? Çünkü çok mücadele etmişsin önceki yaşamda. Böyle olduğu için şimdiki yaşamda hep zorluk çekiyorsun. Şimdi tabii ki bak bunu fark etmekle bile bu değişir. Ben sana bir güzellik yapacağım. Şimdi benimle burada. Gözlerini kapat, arkana yaslan. Tamam. Şimdi derin nefes al. Gevşe. Bütün kasların gevşesin. Allah'ım lütfen şu anda şifalanmasını ve derinden bu karmasının, para blokajının
Eğer gerekiyorsa şifa alması gerekiyorsa çözmesini sağla ve bununla birlikte bunu dinleyenlerin de para blokajlarını çözmesini sağla. Şimdi arkana yaslan, gözünü kapat. Güzel. Tamam. Gevşe, gevşe. Derin derin nefes almanı istiyorum. Nefesine odaklan, sadece nefesine odaklan. Allah'ım, şimdiki sözlerimi tekrarlamasam da içinden bunları dinle, biraz aralıklı söyleyeceğim. Sen de tekrarlayabilirsin. Tekrarlarsan daha iyi olur. Allah'ım, bu yaşamda ya da önceki hayatlarımda her ne yaptıysam, kendime ya da başkalarına her ne yaptıysam beni affetmeni istiyorum. Eğer egom varsa, eğer kendime dair ya da başkalarına dair öfkem varsa, bu duygularımı şifalandırmanı istiyorum. Bana kollarını aç. Beni sar ya Rabbim. Beni o kadar sev ki insanlara sevgimi sunabileyim. Beni o kadar sev ki kendimi sevebileyim. İçimdeki çocukla barışmama izin ver. Dünyanın nimetlerinden faydalanmama izin ver. Kendimi affetmeme izin ver. Bu yaşamda ya da sonraki yaşamlarda ya da bundan önceki yaşamlarda, paralel evrenlerde her ne yaptıysam, kime kötülük yaptıysam, kimi dolandırdıysam, kimi soyduysam, kimi yalan söylediysem, kimi aldattıysam, şimdi, tam da şimdi bunların şifalanarak çözülmesini ve tüm karma bağlarından sıyrılmayı niyet ederek tüm bu negatiflikleri, tüm negatif karmalarımın tamamını serbest bırakıyorum ve şifalanmasını niyet ediyorum. Şifalanmasını niyet ediyorum. Kalbimdeki tüm acıların şu anda şifalanmasını niyet ediyorum. Yokluk bilincimi serbest bırakıyorum. Yokluk bilincimi şifalandırıyorum. Para blokajımı şifalandırıyorum. Çektiğim acıları serbest bırakıyorum. Yokluk bilincine ihtiyacım yok. Artık kendime bolluğu, bereketi çekiyorum. Yalnız bu parayı daima iyi şeylere ve iyi insanlar için, iyi durumlar için, iyi haller için ve iyi niyetle kullanacağıma sana söz veriyorum. Ve her zaman insanlara yardım edeceğime söz veriyorum. Ellerimden tut ya Rabbim. Nasıl olacağını bilmiyorum ama bir kim yapmak istiyorum. Servet sahibi olmak istiyorum. Parayı iyi şekilde kullanmak istiyorum. Para biriktirmek istiyorum. Mal, mülk sahibi olmak istiyorum. Ben parayı, güzellikleri, serveti hak ediyorum. Ben değerliyim. Verdiğim kadar ve hatta verdiğimden çok daha fazlasını almayı niyet ediyorum. Almayı hak eden biriyim. Şimdi burada tüm zaman ve boyutlarda para blokajımın şifalanmasını ve parayla ilgili tüm karmalarımdan özgürleşmeyi niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Amin. Ben çok güzel bir şifa hissettim. Akış hissettim. İnşallah bu çok güzel olacak. Benim bunu yapmak içinden geldi. Yeliz Hanım'a ve bunu dinleyen herkese bu şifa olacak. Yokluk bilinci, para blokajı, para problemleri, para biriktirememe, borç sorunları olan herkesin bunu dinleyerek şifalanabilir. Bu özellikle Yeliz Hanım'a yapılmış bir ses kaydıydı. Ama diğer insanlar da buradaki ses kaydını dinleyerek şifalanabilir. Buradaki enkarne Yeliz Hanım'ın enkarnesi, iki örnek verdim. Bu bir örnektir. Kim bilir başkalarının ne durumları var. Ben burada Yeliz Hanım'ı anlattım. Burada sürekli zorluklarla karşılaştığın için Yeliz Hanım, hep zorluklarla mücadele edeceğin, hani paranın illaki zor kazanılacağı, paranın illaki zor elde edileceğine dair bir karma oluşmuştu.
Bu karma inşallah şimdi şu anda bile şifalandı. Ondan sonra kendine de açılımlar göreceksin. Benim istediğim hayatındaki değişimleri daha şimdiden not alma. Dediğim gibi egoyu affetmeyi halledersen çok güzel şifalandığını fark edeceksin. Ben enerjinin sesi, bunlar da enerjisel durumlar. Enerjiniz de sevginiz de yüksek olsun. Sevgiler.